Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Ben bir doğa aktivistiyim. Doğa aktivisti olduğum için de doğanın korunmasından yanayım. Yani felsefem, doğayı korursan insanı korursun felsefesinden yola çıkıyorum. Bazen sen insanı sevmiyor musun diyorlar. Hayır, insanı çok seviyorum. O yüzden doğayı korumak istiyorum. Doğayı korursanız insanı korursunuz. Doğadan baktığınız zaman işin biraz rengi biraz değişiyor. Şimdi yeşil enerji çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ben düşündüm, yeşil enerji neler var? Alternatif enerji çok konuşuyoruz zaten. Nükleer enerji de var, nükleer enerjiyi de çok konuşuyoruz. Son zamanlarda da çok tartışılan konulardan bir tanesi, nükleer enerji olmalı mı, olmamalı mı? Küresel iklim değişikliği böyle olursa, hava şartları değişirse, biz bir buzul çağına gidersek bazı şeyleri kullanamayız, suyu kullanamayız. Nükleer enerji insan için olmalı. Efendim, doğaya zararlı olmadığı tartışılır, niye tartışılır? Şu anda Çernobil'e baktığınız zaman Çernobil'de doğa kendini yeniledi. Fukushima'ya baktığınız zaman Fukushima'da insan yok, radyoaktif madde var, doğa geri geldi. Demek ki doğanın bir sorunu yok. Doğa insan olmadığı yere geri gelmeyi başarıyor. O yüzden doğayı korursak insanı korursun felsefesinden yola çıkıyorum. Böyle baktığınız zaman yeşil enerjiye de şimdi büyümeden bahsediyoruz. Daha kaç tane elektrikli araç olacak? 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar. Bu dünyada ne kadar elektrikli araç olacak? Şimdi eğer fosil yakıtlarına bağımlılığımızı sürdürürsek, aynı şekilde de aynı bağımlılığı yeşil enerjiye endekslersek iş başka tarafa gidiyor. Niye başka tarafa gidiyor? Yer altına yakın bütün ham maddeleri tükettik. Hiçbir şey kalmadı. Petrol kalmadı. Bir daha petrol yenilenemez. 60 milyon yıl gerekiyor petrolün yenilenmesi lazım. Ne yapacağız? Elektrikli araç için lityuma ihtiyacımız var. Daha kaç tane maden açacağız? Lityum ihtiyacı 2050 yılında %2700 artacakmış. 10 maden, 20 maden neye ihtiyacımız var? Onu düşünmemiz gerekiyor. Tamam, rüzgar türbinlerini yapıyoruz. Bize temiz enerji veriyor ama altyapısı temiz değil. Bunu düşünüyor muyuz? Hayır. Daha ne kadar bakıra ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Tamam, yer altını yok ettik. Bakırlar içinde bu sefer ormanları yok edeceğiz. Daha ne kadar büyüyeceğiz? Bundan 30 yıl önce konuştuğumuzda yeşil enerji işte 2020 yılındaki ihtiyaçlarımız karşılayabiliyordu. Ama bugün baktığımızda karşılamıyor. %50 daha üstüne çıkmamız lazım. Çünkü tüketim alışkanlıklarımız arttı. O kadar çok tüketiyoruz ki, o kadar çok istiyoruz ki evlerimiz her taraf elbise doldu. Her elbise bir karbon olarak düşünün. Yani siz üretiyorsunuz, yeşil enerjiyle üretiyorsunuz ama oturup evde bunları biriktiriyorsunuz. Ve yine dünyayı kirletiyoruz. Sanki yeşil enerji olduğu zaman dünyayı kurtaracağız sanıyoruz. Bu doğru değil. O yüzden tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Yeşil enerjide de ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bazen sen nasıl çevrecisin diyorlar. Hayır, ben de gerçeği anlatmak zorundayım. Yeşil enerji bizim kurtuluşumuz değil. Küçülmek bizim kurtuluşumuz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Görüşmek üzere.